Sevgili dostlar, hoş geldiniz. Bu videomuzda dünya ve ülkemiz robot teknolojileri hakkında bilinmesi gereken bir takım bilgilerden hep birlikte bahsedeceğiz. Evet, robot teknolojisi nedir? Robot teknolojisi ile ilgili son gelişmeler ne yöndedir? Robot teknolojisi ile ilgili gelecekte neler olması öngörülmekte ve planlanmaktadır? Ülkemizdeki gelişmeler bu yönde ne yöndedir? Ülkemizin ilk robot insanın ismi nedir? Yine robot teknolojisi ülkemizde şu anda kullanılan sektörler ve örgütler hangileridir? İstihdam ve iş gücünü bu teknolojiler nasıl etkileyecektir? Yine bu yöndeki komple teorileri nasıldır? Öngörüler ve projeksiyonlar nelerdir? Bu konuda bir insanlığı bir risk beklemekte midir? Bu soruların cevabını sevgili dostlar inşallah hep birlikte bu videomuzda arayacağız. İlk etaptaki sorumuz, robot teknolojisi nedir? Elektrik, elektronik mühendisliği ile bilgisayar mühendisliğinin birleşimi gibi düşünülebilecek bir mühendislik branşıdır. Robot teknolojisi. Mekanik gücün dijital yazılım, elektrik motorları ve devreler ile dijital olarak kullanılmasını, kontrol edilmesini sağlayan cihazların yani robot sistemlerini yapan bilim dalıdır. Robot teknolojisi ile ilgili son gelişmeler ne yöndedir? Robotların dünyayı ele geçirmesi için henüz erken olabilir. Ama mekanik kuzenlerimiz bu hedeflerine ulaşmak için ciddi gelişmeler kaydediyor sevgili dostlar. Science Robotics editörleri tarafından seçilen 10 gelişme son dönemde robotların kat ettiği mesafenin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu gelişmeleri konu olan robotlar ve yetenekleri şunlar. 1. Boston Dynamics'in Atlas robotunun parkuru yapması. 2. Intuitive Surgical'ın Vinci SP ameliyat platformu. 3. Büyüyerek hareket eden robot. 4. Yumuşak robotik için 3D basılabilen likit kristal elastomerler. 5. Kasları taklit eden, kendi kendini iyileştirebilen ve hidrolik olarak güçlendirilmiş tahrik motorları. 6. Nano ölçekte kendi kendini inşa edebilen DNA robotları. 7. Doğadan ilham alan kanat çırpan robot Dailfly. 8. Giyilebilir yumuşak dış iskelet robot. 9. Universal Robots'un E serisi kobotları. 10. Sony'nin iBone köpekleri. Robot teknolojisi ile ilgili gelecekte neler olması öngörülmekte ve planlanmaktadır. Evet sevgili dostlar, aşçı olacaklar. Meraklanmayın, yakında robotlar bu boşluğu da dolduracak. Bu konuda ilk adımlar atılmış bile. Hatta ilk mutfak robotu bildiğimiz eski versiyon değil yalnız. Yakında kullanabileceğiz. Bakalım bizim için börek açıp menemende yapabilecekler mi? Turist gezdirecekler. Robot ve humanoid dünyanın en mühim şahsiyetleri genellikle uzak doğudan çıkıyor. 54 kilo ağırlığındaki Asimo onların en meşhuru. İngilizce, Japonca ve Çince konuşabilen bu robotun yakın zamanda turist gezdirirken rehber olarak iş bulabileceği konuşuluyor. Eczacılık yapacaklar. Doktorların reçetelerini yazılarını okuyamama sorununa son. Artık eczacı robotlarımız var. Reçetede yazan barkodu robota okutacaksınız. Bir de bakmışsınız, oradan ilaçlarınız gelmek üzere. Büyük gelişme gerçekten. Askerlik yapacaklar. Bugün Birleşik Krallık otonom bir ordu için en agresif gelişim gösteren ülkelerin başında geliyor. Ordunun dörtte biri otonom sistemlerden oluşacak. 2030 Silahlı Kuvvetler vizyonunun bu yönde oluşturulduğunu kaydeden Carter, 120 bin kişilik ordunun 30 binini robotların oluşturabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Gerçekten sevgili dostlar, inanılmaz bir olay. Artık sivil insanlardan oluşan ordular yerine robot ordular geliyor. Böyle bir orduyla dünyamız nasıl gelişmeler kaydeder, savaş tarihi nasıl bir hal alır, gerçekten enteresan. Robot teknolojileri ile ilgili ülkemizde gelişmeler ne yöndedir? Çalışmalar sonucunda Akıncı ve Ada isimler altında insansız robotlar ürettikleri belirten Akın, bugüne kadar farklı şekillerde hizmet veren 16 çeşit robot ürettik. Bu robotların çoğunu kamuoyuyla paylaştık. Hatta bu ürettiğimiz robotlar arasında insanlara hizmet verenler de oldu. Akın Robotics 2015 yılında temeli atılmış, Akın Soğuk ile birlikte 150 kişilik istihdamı olan Türkiye'nin ve dünyanın
ilk insansı robot fabrikasıdır. Dünyada şu an hiçbir kurum seri üretime geçebilmiş değil dedi. Son geliştirdikleri ADA C5 insansı robot ile ilgili de bilgi veren Akın şunları söyledi. Robotumuz insana yakın hareketleri gerçekleştirebiliyor, duyabiliyor, duyduğunu anlayabiliyor, konuşabiliyor, koklayabiliyor, interneti aktif bir şekilde kullanabiliyor, sizi tanıyabiliyor, tanıdıktan sonra ise unutmuyor. AVM'lerde, otogarlarda, havaalanlarında ve mağazalarda görevler üstlenebilir. Hastanelerde hasta bakıcı olarak programlanabilir. Hastanın yemeğini, suyunu, ilacını verecek şekilde görevlendirilebilir. Ev hanımlarına yardımcı olacak şekilde programlanmış ADA GH5, özverili çalışmayla, öz sermaye yatırımıyla 22 yılın birikimiyle tamamlanmış. Evet sevgili dostlar, gerçekten ülkemiz adına gurur verici gelişmeler. Ülkemizin de robot teknolojilerinde, robot endüstrisinde söz sahibi olması, bu şekilde ürünler geliştirmesi gerçekten takdire şayan. İnşallah devamı gelir. İnşallah bu çalışmalar törpülenmez, bu çalışmalar engellenmez. Ülkemizin ilk robot insanının ismi ise Suralp. Sabancı Üniversitesi Robot Araştırmaları Laboratuvar platformunun isminin kısaltmasından oluşuyor ve Türkiye'nin ilk yürüyen insansı robotu olarak tanımlanmış. Peki bu robotun özellikleri nelerdir? Evet, Suralp boyu 1644 mm, ağırlığı 114 kg, üst bacak uzunluğu 280, alt bacak uzunluğu ise 270 mm uzunluğunda, bilek tabağı mesafesi 122 mm, taban ölçütleri 240 ila 140 mm, üst kol uzunluğu 219, alt kol uzunluğu ise 255 mm uzunlukta. Robot teknolojisini ülkemizde şu anda kullanan sektörler ve örgütler hangileridir? Endüstride robot kullanımı Türkiye'de hızla yaygınlaşıyor. IFEAR'in 2015 yılına ilişkin rakamları Türkiye'de üretim robotları pazarının hızla büyüdüğünü gösteriyor. Özellikle rapora göre 2015'te 1705 yeni robot üretim alanlarına entegre edildi. Yeni robot sayısının böylece bir önceki yıla göre tam 137 oranında artmış olduğunu görüyoruz. 2015 sonunda 7900'e yakın üretim robotuna sahip olan Türkiye, yeni robot entegrasyonunda 17. toplam robot sayısında ise 22. sırada bulunuyor. Türkiye'de endüstriyel robot kullanan sektör sayısı da artıyor. Yine IFEAR'in verilerine göre Türkiye'de endüstriyel robotların %35'i otomotiv, %23'ü metal, %15'i plastik ve kimya sanayinde kullanılıyor. Türkiye'deki sanayi robotlarının kalan %27'si ise aralarında tarımın da bulunduğu 30'a yakın sektöre dağıtılmış durumda. Evet, yine sevgili dostlar, tablo ve grafiğimizde de gördüğünüz üzere robot teknolojilerinin sanayi sektörlerine göre dağılımını hep birlikte oransal olarak görebilmekteyiz. Robot teknolojileri dünyada ve ülkemizde istihdamı ve iş gücünü nasıl etkileyecektir? Sanayi 4.0 robotlaşma ve insan gücüne ihtiyaç duymayan teslimat servislerinin yükselişiyle birlikte iş gücü piyasasının yaşadığı yıkım artık bilinen bir gerçek. Ancak tüm bunlar oldukça ilginç soruları beraberinde getiriyor. İş gücü olarak boş zamanımızın artmasını sağlayacak değişimleri sosyolojik ve psikolojik olarak hazır mıyız? Buhar makinesi ya da elektriğin bulunduğu dönemdeki sosyoekonomik geçmişe bakıp yaşananlardan ders alabiliyor muyuz? Bilgisayarlar gelip iş yaşamımızın esas bir parçası olduğunda yaşanan dönüşüm sürecini nasıl yönetmeyi başardık? Bu bahsettiğimiz yeni değişimlerin şu ana kadar gördüğümüz düzensiz teknik gelişmelere kıyasla sosyoekonomik anlamda ciddi bir kapsamda gerçekleşeceğini gösteren çeşitli deliller mevcut. Gelişmiş robot, bilim ve ağ teknolojisinin getirdiği otomasyon sadece giriş seviyesindeki iş gücü gereksinimlerini ve pozisyonları etkilemekle elbette kalmayacak.
Daha üst pozisyon ve rollerin iş yerinde rutin görevlere ve hizmetlere ayırdığı vakti azaltarak ekonomik anlamda da kazanım elde ediliyor. Entelektüel anlamda daha zorlayıcı görevlere daha fazla yatırım yapabilen bir çalışan için de bu bir kazanç olacak mı? İnsanların kendilerini daha hızlı bir şekilde geliştirmelerine acaba vesile olacak mı? Beklentilerimiz bu yönde ve hatta daha fazlası var. İş yerinde daha fazla verimlilik elde edilecek, güvenlik artacak ve kariyer gelişimi imkanları da artacak. Modern teknolojik inovasyonlar gelecekte Batı dünyasında daha az iş fırsatları ve boş zaman oranında ciddi bir artış getirmesi beklenecek kadar yoğun ve büyük ölçekte mi? Yoksa bazı sektör ve yetenekler ortadan kalkarken girişimcinin ve yeni yetenek türlerinin revaçta olmasıyla iş gücü seviyesinin iyileştirildiği bir konjonktür etkisine mi tanıklık ediyoruz? Bir kesim, çoğu zor kazanılan mesleki kalifikasyonların yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürüyor. Ekonomik üretkenliğin gerçek iş gücünden bağımsız olamayacağı bir gelecek var karşımızda. Farklı bir şekilde soralım sevgili dostlar. Ulusal maaş bordrosu hızla daralan bir ekonomi büyümeye devam edebilir mi? Bu nasıl mümkün olabilir? Öncelikle iş yerlerinde sürekli tekrarlanan ve veriye dayalı görevlerin otomasyonu yeni iş alanlarının ortaya çıkmasına neden olacak. İnsanlar ve makinelerin birlikte nasıl daha verimli çalışabileceği gibi konulara yönelik çalışmalar artacak. İkinci olarak çalışanların robot ekip arkadaşları yani kobotlar iş ortamlarına entegre olacak ve makine ile insan arasındaki farklara karşı eski usul bakış açıları, birlikte uyumlu çalışma ve işbirliğinin açık bir iş gücüne doğru evrim göstermek zorunda kalacak. Tüm bunlar otomasyon dinlecisindeki en etkili noktanın insan ve makinelere has özelliklerin bir kombinasyonda yattığını bizlere gösterecek. Robotların ileride insan olduğunu yok edebilecek güce ulaşabileceğine dair komplo teorilerinin aslı olabilir mi? Çok fazla dizi film izleyen biri olduğumu söylenemez. Ama eğer bir dizi beni etkilemeye başarırsa onun en sadık izleyicilerinden biri olup çıkabiliyorum. Bunun son örneği ise geçtiğimiz hafta sonu final bölümüyle ekranlara veda eden Battlestar Galactica oldu. Varoluş, insan ilişkileri, psikoloji ve çok daha fazlasını Battlestar Galactica'da bulmak mümkün. Ama işin temelinde robotların insanlığa baş kaldırması ve tüm insan ırkını yok etme çabası yatıyor. Burada dizide şunlar oldu, bunlar oldu diye anlatmayacağım. Ama final bölümü yıllardır kafamızı meşgul eden şu soruyu bir kez daha kendimize sormamıza yol açtı. Robotlar gerçekten de bir gün bize isyan eder mi? Bu soruya kesin bir cevap vermek tabii ki mümkün değil. Ama biraz daha geriye gidip ilk Terminator filmini düşünürsek bazı ipuçları da bulabiliriz. Tam 25 yıl önce film çekilirken robot anlayışımız genellikle küçük pilli oyuncaklarla sınırlıydı. Ama Terminator daha o yıllarda robotların gelişerek neler yapabileceğinden bahsediyordu. Bugünse 2021 yılındayız ve teknoloji haberlerinde sık sık gelişmiş robotlara şahit oluyoruz. Asimo Orkestra yönetiyor, manken kadar güzel robotlar arıza endam ediyor, yaşlılar için robotlar üretiliyor. Ve yine bir dizi film bize robotların insanlığa isyan edip edemeyeceğini sorgulatıyor. Şurası kesin sevgili dostlar. 25 yıl önce olur mu hiç öyle şey diye cevap verdiğimiz soruya bugün aynı netlikte cevap veremiyoruz. Çünkü 25 yıl içerisinde robotların geldiği noktayı çok iyi biliyoruz ve daha da ilerisini tahmin edemiyoruz. Şu an evet, robotlar bir gün isyan edecek demek komplo teorisi üretmekten daha farklı bir şey değil. Ama olur mu öyle şey demek de kolaya kaçmanın en saf hali. Eğer robotları kendi kararlarını verme yeteneği kazandıracaksak ki bu yolda hızlı ilerliyoruz, ileride bize kızıp isyan etmeleri de olmayacak iş değil yani. Yine Battlestar Galactica'ya dönelim. Dizinin son sahnesinde 150 bin yıl sonraya gidiyor ve şu an yaşadığımız dünyayı görüyoruz. Ve bu dünyada boy gösteren Asimo gibi robotların görüntüleriyle karşılaşıyoruz. Son söz ise şu. Tüm bunlar daha önce olmuştu. Yine olacak. Bu bir dizi. Her şey hayal ürünü. Evet sevgili dostlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen like atmayı,
Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve düşüncelerinizi mutlaka yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Sevgiyle, güzellikle, huzurla bizlerle kalın. Hoşça kalın.